Merhabalar, yılın son gününden, 2023'ün son saatlerinden sesleniyorum şu anda size. Yılın son gününe, yılın son ayının işte özetini yapmak yaraşır diye düşünerek bu ay okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, dizilerden bahsedeceğim. Yılın son özet videosuyla buradayım. Şimdi ben Aralık ayına Julian Barnes'la başladım ve bu ay biraz Julian Barnes yolculuğu yaptım. Benim en sevdiğim yazarlardan biri, özellikle Metroland ve 10.5 bölümde Dünya Tarihi, en sevdiğim kitapları arasında kendisinin. Ve Elizabeth Finch'ini okumaya başladım bu aydası. Kendisi son yayınlanan romanı aslında. Ben bunu Cannes'dan almıştım, Fransa'dan almıştım bu kopyasını. Yani İngilizce orijinal metni. Şöyle müthiş bir kapağı vardı. Yani bakar mısınız güzelliğine? Burada da böyle delikli, çok tuhaf bir kapaktı. Bundan okumaya başladım ve gayet de güzel aktı aslında. Fakat sonra yani buradaki karakterin okuduğu, araştırdığı metinler üzerinden gidince o kadar karmaşıklaşıp böyle sanat tarihi, edebiyat tarihi ve başka bazı yerlere girdi ki Türkçe kopyasından devam ettim artık oraları. Gerçekten bazı yerleri anlamakta zorlandım çünkü. Türkçesinde bile. Türkçe çevirisini bu arada Serdar Rıfat Kırkoğlu yapmış. Barnes'ın genel olarak çevirilerini de yapan bir isim kendisi ve gayet başarılı bir çevirmen. Yani ben Barnes'ın neyini okuduysam çok beğendim. Elizabeth Finch aslında bir üniversite profesörünün hikayesini anlatıyor. Elizabeth Finch adında bir profesör ve aslında profesör demek ne kadar doğru bilmiyorum. Yani öğretmen diyelim. Ve kendisinin bir öğrencisinin Elizabeth Hanım'a olan hayranlığı, ilgisiyle birlikte başlayan bir hikaye anlatıyor. Fakat sonra Elizabeth Finch'in başına bir şey geliyor diyelim ve öğrencisi aslında onun izinde işte onun baktıklarına bakmaya, onun okuduklarını okumaya ve aslında bir tarih ve sivilizasyon nasıl denir? Bir medeniyet tarihi üzerine bir yolculuğa çıkıyor ve Elizabeth Finch'in işte tanıdıkları, akrabaları, bilmem neleri üzerinden onun hayatının işaretlerini takip ederek ilerliyor. Bu Barnes'ın böyle çok iyi yaptığı bir şey aslında. Julian Barnes böyle biraz hikayesinin merkezinde bazı karakterleri çeşitli yolculuklara çıkarmayı çok seven bir yazar. Aynı zamanda böyle çok donanımlı bir tarih bilir kişisi de olduğu için hem edebiyat tarihi hem sanat tarihine karşı ilgisi olduğu için, uygarlık tarihine karşı ilgisi olduğu için buralarda dolanmayı metinleri ve karakterleri vasıtasıyla çok seven bir yazar aslında. Elizabeth Finch de bu bağlamda aslında onun en iyi yaptığı işlerden birine dönüşüyor. Ben çok severek okudum, büyük bir lezzetle okudum kitabı. Fakat dediğim gibi bu temaları çok sevmeyenler, böyle kurmaca bir şey okurken bir anda kurmaca dışı metnin içine girmekle ilgili kafa karışıklığı yaşayabilecek olan okurlara çok tavsiye edemiyorum tabii ki bu bağlamda, ama gerçekten nefisti. Ve bu ayın bir diğer Julian Barnes'ı da aslında tamamen yakın arkadaşım ve spor hocam Ufuk'un Bir Son Duygusu adlı metne başlamasıyla oldu. Julian Barnes'ın en sevdiğim kitaplarından biridir bu da. Ve bu kitabı da yıllar önce okumuştum fakat aklımda çok az şey kaldığı için Ufuk'un da coşkusunu görünce tekrar giriştim bu metne ve sesli kitap versiyonu dinlemeye başladım ve İngilizce, bendeki İngilizce kopyasından, orijinal metninden takip ettim. Hem İngilizcesini hem Türkçesini dinledim, İngilizcesini okudum gibi bir şey oldu. Yani ikisini ortaklaşa okudum. Aynı zamanda bunun da yine aynı çevirmen tarafından çok güzel bir baskısı var Türkçe'de. Yani Türkçe'ye çevrilmiş nefis Julian Barnes metinlerinden biri. Aynı zamanda Booker ödüllü de bir kitap. 2011'de yanılmıyorsam aynen Booker ödülünün sahibi olmuştu. O zamanki adıyla Man Booker. Yani muazzam bir metin bu. Bence Barnes'ın en iyi birkaç işinden biri. Yine böyle Metroland'da yaptığı gibi üçlü bir aşk hikayesi ya da bir gönül, hırs ve ihtiras hikayesini konu alıyor. Ama bunun içinde işte haset var, ne bileyim adalet duygusu arayışı var, geçmişe özlem var, nostalji hissi var. Çok çok incelikli bir metin gerçekten. Ve merkeze aldığı karakteri Tony'nin böyle bir vicdan muhasebesine de girişmesiyle ilerliyor. Özellikle Adrian adlı bir başka arkadaşı üzerinden ve Adrian'ın da işte hikayesindeki çetrefille birlikte bambaşka bir yola doğru gidiyor bu kitap. Böyle çok gençlik yaşlarında, çok küçük olduğu yaşlarda başlıyor bu karakterlerin. Sonra da bir yaşlılıktan geriye doğru aynı hikayeye bakan çok tuhaf, çok derinlikli bir metin. Yine içinde böyle kopup gittiğimiz romandan neredeyse kurmacaya yaklaştığımız bazı kısımlar var. Bu anlamda da çok başarılı, okuması çok büyük keyif veren bir kitaptı. Yani Julian Barnes'ı çok seviyorum. 2024 yılında da bolca okumayı planlıyorum. Ve 2022 ve 2023'te bolca okuyarak artık külliyatın sonuna geldiğim, üzülerek çok sevdiğim bir yerli yazar.
Cahide Bir Gül. Onun son okuduğum son kitabı oldu. Eflatun Koza. Ve yani başyapıtlarından biriymiş gerçekten. 4 romanı var Cahide Bir Gül'ün. Ben Gölgeler Çekildiğinde ile başlamıştım. İşte Ah Tutku Beni Öldürür Müsün, sonra Geceye Uyananlar ve son olarak da Eflatun Koza ile bu yolculuğumuz sona erdi şimdilik. Arkasında da böyle mükemmel bir Yıldırım Türker alıntısı var. Yıldırım'ın da kendisi de yakın bir arkadaşıymış Cahide Hanım'ın. Bu romanla ilgili çok övgü dolu bir şey söylüyor. Gerçekten bütün övgülere mazhar olabilecek bir roman. Biraz böyle 90'lı yılların başlarına götürüyor bizi ve bir kadın karakterin kendi biseksüelitesine, eşcinselliğine kapı araladığı bir neredeyse polisiye bir hikayenin peşine düşmesiyle ilerliyor. Aslında bir gazeteci, neredeyse stajyer gazeteci diyebileceğimiz bir araştırmacı gazetecinin kayıp iki kadının izinde yolculuk etmesiyle başlıyor bu roman ve bu kadınları ararken işte yolu bir lezbiyen barına gidiyor ve orada işte bir kadın karakterle tanışıyor. Sonra bir şeyler oluyor, bir şeyler bitiyor bilmem ne. Çok heyecan verici ve çok yüksek tempolu bir okuma tecrübesi yaratan bir metin olmasının yanında Cahide Birgül'ün dili kullanımındaki yalınlık, sadelik ama vuruculuk yine beni çok etkiledi. Yani muhteşem bir yazar Cahide Birgül. Bu ve Ah Tutku Beni Öldürür Müsün biraz daha polisiyeye yakın, daha böyle soluk soluğa okuyabileceğiniz kitaplarından. Daha kontemporary, daha böyle ne bileyim çağdaş ve abstrakt yerlerde dolanmak istiyorsanız nispeten tabii. O da tamamen abstrakt bir metin asla değil. Gölgeler Çekildiğinde bence en iyi metni. Ama Geceye Uyananlara da bayılıyorum. 4 kitabına da bayılıyorum. Hepsi Kafka Kitap'tan yeniden geçtiğimiz yıllarda yeniden yayınlandı ve piyasada da bulunuyor. O yüzden gözüm kapalı tavsiye ediyorum artık tüm kitaplarını okumuş bir insan olarak Cahide Birgül'ü. Yani yerli edebiyattan hoşlanan herkesin özellikle okuması mutlaka gereken bir yazar bence. Ve bir diğer noktaladığım külliyat da Latife Tekin'in oldu bu yıl. Ya gerçekten üzülüyorum, yemin ederim hüzünleniyorum. Latife Hanım'ın tüm kitaplarını okuyup bitirmiş olmakla ilgili bir hüzün yaşıyorum. Ya mükemmel bir yolculuktu ama sürüklenmeyle birlikte, artık Aralık sonuyla birlikte benim tüm kitaplarını okuduğum bir yazar oldu Latife Hanım. Gerçekten bir sihirbaz, yani bir dil cambazı, bir büyülü anlatım tekniği ustası. Yani bu kadar böyle gerçekten bir yabancıların böyle spell dediği şeyi yapıyor üzerimizde. Gerçekten sanki bir sihirli değneği bir şey söyleyerek, bir şey fısıldayarak üzerimize tutuyor ve biz de o büyünün etkisi altında sayfalarında sürükleniyoruz kendisinin yazdığı kelimeler arasında. Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Sürüklenme biraz daha bulanık bir metin. Yani şöyle söyleyeyim, işte daha roman mı, işte deneme mi, ne bileyim anlatımı arasında da gezinen bir metin aslında. Tamamen Türkiye'nin böyle son yıllardaki geldiği nokta, bu böyle cehalet kültürünün ve yaygınlaşmasının hiç de elitist bir yerden bakmayan bir versiyonunu gösteriyor bize. İşte gözler önüne seriyor ve o meseleyle derdi olduğunu aslında idrak ediyoruz sürüklenmeyi okurken. Aynı yıl yayınlandı ve benim geçen ay okuduğum Man ve City ile aslında el ele vermiş bir metin bu da. İkisini bir arada okumak ya da benzer zamanlarda okumak ayrıca önemli bence. Mesela kitabın arkasında şöyle bir cümle var. Yüzümüze ölümün gölgesi düştüğünde hayat ısrarla yaşama şansı tanımak istiyor bize. Türlü biçimlerde uyarıp tekrar tekrar sınıyor bunun için. Yani Latife Hanım'ın böyle hayatta var olma şekilleri üzerine çok fazla, çok ışık tuttuğu yol var. Yani çok çeşitli yol önerisinde bulunuyor tüm metinlerinde ayrı ayrı aslında. Hem ölümü, hem yası, hem kederi ve böyle hayata tutunma meselesini anlatıyor. Bir yandan da bunun için bir umut tazeleyici ve bunu inanılmaz umutsuz bir yerden yapıyor. Yani nasıl bunu başarıyor bilmiyorum ama gerçek bir büyücü ve Latife Hanım'la geçirdiğim 2023 benim için unutulmaz bir yıl olacak. Gerçekten tüm kitaplarını öneriyorum. Özellikle birkaç metni var ki beni benden alıyor. Belki böyle Latife Hanım hakkında tek başına bir video yapmak mümkün olur günün birinde. Çünkü çok fazla konuşmak, düşünmek istediğim bir yazar metinleri üzerine. Ve bir yine yıllardır peşimde gezinen bir metin. Sonunda nihayet yolumuz kesişti. Gerçek bir bestseller, yani gerçek bir yıldız oldu bu kitap. Agoto Christoph'un Büyük Defter, Kanıt ve Üçüncü Yalan adlı bu üçlemesini de okudum bu ay içinde. Geçtiğimiz ay böyle okumaz yazmazı okuyunca biraz Agoto Christoph'un nasıl bir kalem olduğunu, işte nasıl bir yazar olduğunu, nasıl bir hayatı olduğunu, nasıl bir geçmişten geldiğini öğrenme fırsatım oldu. Aslında bir çok buruk bir göçmenlik hikayesi var. Böyle çoluk çocuk çok zorlu bir şekilde İsviçre'ye sınırdan
geçerek aslında bir mülteci olarak yerleşiyor ve çok hızlı bir biçimde Fransızca öğrenip Fransızca metinler yazmaya başlıyor ve aslında yeni öğrenmeye çalıştığı bir dil üzerinde metinler yazma becerisi göstermek ve bu kadar çarpıcı metinler yazma becerisi göstermek herkese böyle nail, herkesin nail olabileceği bir yetenek değil. O açıdan zaten çok enteresan bir kadın Agatha Christoph. Okumaz yazmazda da böyle bir televizyon haberinde işte mülteci haberi görüyor galiba, ya televizyon haberinde ya gazetede. Ve diyor ki yani inanılmaz, insanlar nasıl hayatını tehlikeye atmış oradan oraya göç ederek. Ya bu ne sorumsuzluk, bir de bebeklerle göç ediyorlar falan deyip. Sonra kendisinin de aslında aynı yoldan geçtiğini anımsıyor ve bunu unutturacak kadar kendisine İsviçreli olmuş. Bu karşılaşmayı, bu hesaplaşmayı yaşamış ve böyle kendi değerleri, kendi doğruları, kendi gerçeğiyle arasına mesafe koymuş ve bunun yıkıntısı altında kalmış bir yazar. O yüzden çok derinlikli, çok acayip bir zihni var bence. Ve Büyük Defter, Kanıt ve Üçüncü Yalan üçlemesini de bu bakış açısı üzerinden okuyunca, bu mantıkla okuyunca aslında bir çeşit psikanalizine ortak oluyoruz sanki Agatha Christoph'un. Yani kendisini iki çocuğa ayırıp, iki erkek çocuğuna, iki hırçın, yırtıcı, böyle ortalığı parçalayan iki erkek çocuğuna ayırıp hem yaşayamadığı çocukluğunu onlar üzerinden bütün hırçınlığıyla yaşayarak, yine parçalayarak, yine yok etme eğilimi göstererek yaşatan ve bütün bunlar olurken tıpkı kendi çocukluğunda, kendi gençliğinde gördükleri gibi savaşı bu çocukların kaderi haline getiren, merkezi haline getiren ve savaşa, savaşın yıktığı coğrafyalara ve bu çocukları yerleştirip oradan çıkarma cesareti gösteren ve bu anlamda aslında kendisine de bir alternatif gerçeklikte çıkış yolu gösteren çok incelikli bir yazarmış kendisi. Bütün bunlar üzerinden metni okumak ayrıca enteresan, ama metin bütün bunlardan, bütün bu bilgilerden bağımsız da tabii ki çok çarpıcı. Yani bunu ilk kez benden duymuyorsunuzdur eminim. Zaten çok sevilen bir kitap. Benim radarıma Serkan'ın Hayatımın Listesi programına konuk olmasıyla girdi. Pek çoklarınız gibi. Ya da Christoph diye bir kadın. Onun bir üçlemesi var. Bu yani beni böyle çok etkileyen, arada aklımdan hiç çıkmayan. Filmini de denediler, Not Defteri, işte Büyük Defter'in. Çok sert bir kitap bence, çok... Ay hiç bilmiyorum, ben harika oldu benim için. Evet. Çok fazla yerde görüyorum, duyuyorum bu kitabın işte Serkan'ın favorisiyle alınıp merak edilip okunduğunu. Ben de Agatha Christoph adını ilk kez Serkan'dan duydum ve iyi ki de duymuşum. İyi ki bu kitabı hayatımın kitabı olarak getirmiş. Çünkü yani inanılmaz bir metin bu. Aslında 3 farklı roman olarak yayınlanmasında da bir beis görmemiştim ben şahsen. Böyle bir tercihe gitmiş YK'ya. Zaten o küçük puntalarıyla 3 ayrı kitap çıkarsaydı herhalde 80-90 sayfa olacaktı her biri. Böylelikle 350 sayfalık yaklaşık işte bir metin, tek bir metin elde etmişler. Tabii ki bir arada okumanın çok anlamlı olduğu bir metin. İlk kitap böyle biraz daha hayattan kesitler gibi, işte iki roman karakteri, işte iki kardeşin böyle maceraları ve çok karanlık maceraları üzerinden akıp giderken, ikinci bölüm ikisinden birinin odağında ilerliyor ve üçüncü bölümde tamamen bir karmaşa, bir düşsel illüzyonun peşinden sürüklenip gittiğimiz bir metne dönüşüyor bu. Ayşe İnci Kurşunlu gerçekten nefis bir çevirmenmiş. Onu da takdir ediyorum yani özellikle. Çünkü Agatha Christoph'un o kısacık ama inanılmaz vurucu, tabii ki dile çok hakim olmadığı için belki de kısacık yazabildiği Fransızcasıyla kurduğu cümlelerin gücünü birebir Türkçe'de canlandırabilmiş bir çevirmen. O açıdan da çok mutlu oldum. Yine kendisi tarafından çevrilen, yine YK'dan çıkan bir başka metni olan Dün'ü de bu ay okudum. Böylelikle Agatha Christoph'un da Türkiye'de çıkmış olan 4 kitabını da okumuş oldum bu 2 ay içinde. Bunu da keşke biraz daha zaman sonrasına bıraksaymışım. Çünkü yani Agatha Christoph'u çok özleyeceğim dilini. İnşallah başka metinleri de çevirir. Var çünkü birkaç kitabı daha. Bu da kısacık ama inanılmaz vurucu bir metin. Çok etkileyici, çok sarsıcı. Yine böyle çok acılı bir karakterin merkezinde akıp giden bir hikaye. Geçmişle gelecek arasında mekik dokuyan, işte bugünden geçmişe dönen, işte geçmişten günümüze atlayan ve yine karışık bir zihin içerisinde yolculuk ettiğimiz bir metin. Bu anlamda biraz bu üçlemeyle de yan yana getirilebilecek bir kitap. Aynı zamanda Can'dan işte geçtiğimiz ay yayınlanan Okumaz Yazmaz ve neydi öykü kitabının adı? Önemi Yok adlı öykü kitabını da öneririm. Yani çok çok nefis bir yazar, zaten çoktan keşfetmişsinizdir ve çok seviyorsunuzdur eminim.
Hermann Hesse'nin Ağaçlar adlı bu nefis çağdaş metnini okudum bu ay aynı zamanda. Bir de böyle muazzam çizimler içinde olan. Hesse'nin böyle ağaçlarla yaşadığı, doğayla yaşadığı, coğrafyaya karşı beslediği arzuları, duyguları, aşkı, bazen şiir, bazen düz yazı, bazen bir aşk mektubu formunda bize aktardığı, anlattığı, ağaçlar arasında, dallar arasında gezindiğimiz, onları işte onlara sarıldığımız, öptüğümüz, kokladığımız, gerçekten doğayla iç içe geçtiğimiz muazzam bir metin. Yani inanılmaz bir anlatı. Çünkü çok hafifletici, çok duygusal. Böyle şiir formunda bazı bölümlerin yazılması da çok anlaşılabilir. Çünkü o aşkı, o adanmışlığı başka kelimelerle, başka anlatım teknikleriyle ifade edebilmek belki o kadar güçlü olmayacaktı. Zaten muazzam bir yazar ve müthiş bir metin. Ve çok sevdiğim bir başka yazarın metnini okudum. Artık bizde geçen ay yayınlanan son kitabı dışında onu da okumadığım kitabı kalmadı. 5-6 kitabını da bitirmiş oldum. Tüm kitapları Notos kitaptan çıkan Alejandro Zambra'nın Serbest Kürsüsünü okudum. Bunu sona bırakmıştım çünkü böyle bir çeşit autofiction olduğunu biliyorum. Hatta fiction tarafı çok hafif, yani fiction yok gibi bir şey. Bu bir anlatı aslında diyebiliriz. Yine Zambra'nın kendinden yola çıkan ama tamamıyla kendini anlatmayan o metinlerinden biri. Yani hayata bakışını, işte dünyaya bakışını, ne bileyim edebiyata, sanata bakışını o kadar çok seviyorum ki Zambra'nın. Gerçekten bu kadar çağdaşı döneminin şahidi olan, bu kadar böyle oturup arkadaş sohbeti yapar gibi kitaplarını okuduğum başka çok az yazar var gerçekten. Zambra'yı çok çok seviyorum. Şimdi Şilili Şair'i okuyacağım bu ay. Sonra o kaldı. Ona da hayran kalacağıma emin gibiyim. Serbest Kürsü'de en beğendiğim yani kurgu dışı metinlerinden biri oldu. Okumamakla birlikte yan yana koyuyorum bunu da. O kadar güzel anlatıyor, o kadar güzel tarif ediyor ki bazı şeyleri. İşte yazarlık meselesini, yazı yazma kaygısını, dürtüsünü, işte yazarların bazılarının eline kalemi alıp defter sayfalarına, bazılarının daktiloya, bazılarının bilgisayara nasıl, ne çeşitlerde, nasıl yazdığını anlatıyor mesela. İşte burada bazı bildiğimiz yazarların dünyasına bizi sokuyor. İşte bazı yazarların kibirli yaklaşımlarından bahsediyor. Kendisinin bazı işte edebiyatçılarla nasıl tanıştığını anlatıyor. Aynı zamanda böyle biraz kendi hayat hikayesinden de izler barındırıyor bütün bunları yaparken. Ya bayıldım bu metne yine. Yani Zambra'yı çok seviyorum ya. Yani henüz hiçbir kitabını okumamış olanlar varsa, ne bileyim Bonsai'yi, Eve Dönmenin Yollarını, Ağaçların Gizli Yaşamını ve Serbest Kürsü'yü okumamayı, yani istediğiniz bir kitabıyla başlayabilirsiniz gerçekten. Kurgularını da çok seveceksiniz. O da böyle otokurmaca türünde çoğu. Çok başarılı bir yazar, yani bayılıyorum gerçekten. Bir diğer kitap da bu ay okuduğum, Şükran Yiğit'le sonunda tanıştım. Şükran Hanım çok sevilen, çok beğenilen bir yazar. İşte herkesin çok saygı duyduğu bir isim. Ben de böyle Twitter'da ara sıra tweetleri önüme düşüyor ve çok sevimli, çok tatlı bir insan olduğu apaçık. Bilmiyorum kapakları dolayısıyla mı, neden inanılmaz itiyordu beni kitapları. Yani şu kapağa bakar mısınız, fonta bakın, yalvarırım. Neden böyle bir şey yapıyor iletişim, yani bu güzel yazarımıza, bilmiyorum ama gerçekten çok beni hep itti yani kitap kapakları. En çok da bu kitap ama en övülen, en sevilen kitaplarından da biri bu. Pek çok arkadaşım bu kitabı okuyup çok sevmişti. En son Dilruba böyle o kadar övdü ki alıp okuyayım artık şunu oldum. Hatta dinlemeye başladım okumaya üşendiğim için. Ortasında bir yerde kitap geldi ve okuyarak devam ettim. Ve çok tatlı, çok naif bir öykü anlatıyor. Böyle içinde gizem unsuru da barındıran bir kayıp kişi olan ve o kayıp kişiyi ararken aslında bir karakterin bir anlamda kendine de yaklaştığı bir metin bu. Aynı zamanda böyle romantik sularda da yüzüyor. Şehirle ilgili, şehrin yıllar içindeki dönüşümüyle ilgili, işte hayatın ve özellikle tüm dünyada yayılan bu cehalet virüsünün ve bu işte bunun beraberinde getirdiği aymazlığın içinde sıkışıp kalmış bir çeşit kadın Muhsin Bey hikayesi anlatıyor ama oradaki gibi böyle elitizme çok rahatlıkla kayabilen bir dil burada pek gözüme çarpmadı. Yani daha hafif yerlerden diyeyim en azından. Beni çok rahatsız etmedi. Tatlı bir metin gayet. Şükran Hanım'ın diğer kitaplarını da okumayı çok istiyorum. Çok sevildiğini biliyorum dediğim gibi. Ben de gayet büyük bir zevkle okudum. Ankara Mon Amour'la devam ederim herhalde bir sonraki kitabı ama yakın bir gelecekte olur mu olmaz mı emin değilim. Bayıldığım bir başka yerli yazar. Bu ay güzel yerli yazar okumuşum. Sema Kaygusuz. Kendisinin de pek çok kitabını okudum. Bayılıyorum. Barbarların Kahkahası. İşte ne bileyim Yüzünde Bir Yer ve daha pek çok başka metni. Onun anlatı olarak geçen ama yer yer kurgusal şeylere, metinlere de yaklaştığını düşündüğüm ya da bunlar gerçek
hikayelerse onları öykü formatında yazmış gibi görünen bu kitabı Kara Duygun, yani muhteşem bir kelime. Bu kelimenin ne anlama geldiği de kitapta çok güzel bir şekilde açıklanıyor. Böyle aslında çeşitli parçalardan oluşan bir anlatı. Sema Kargusuz'un inanılmaz incelikli dili ve çok güçlü anlatımdan yine nasibini almış bir metin. Büyük bir zevkle okudum, büyük bir aşkla, sevgiyle okudum bu kitabı. Özellikle bir bölüm var ki böyle insanların işte nasıl kederli ya da hüzünlü olarak ikiye ayrılabileceği üzerinden akan. O kısım özellikle çok çarpıcı geldi bana. Yani kimler kederli olma durumuna düşer, kimler hüzünlü olabilecek kadar ayrıcalıklıdır üzerinden. Çok garip tanımlar yapıyor gerçekten Sema Kargusuz. Belki biraz büyük ifadeler, büyük cümleler kuruyor ama çok kendime yakın hissettim orada anlatmaya çalıştığı şeyi. Bir de böyle bir kalaycı hikayesi var. O da çok eğlenceliydi gerçekten. Nefis bir kitap Kara Duygun. Pek çok Sema Kargusuz kitabı gibi. Ve bu ay okumaya başladığım ve ayıma yayılan fakat henüz tamamlamadığım, sanırım işte yarın öbür gün tamamlayacak olduğum, böyle ortalarıyla sonu arasında bir yerde gezindiğim bir kitap. Mali Almeyda'nın 7 ay dönümü. Bu kitap şu açıdan özel tabii ki benim için. Bu kitap kulübümüzün ilk kitabı. Yani kendi başıma kurduğum bir Booker ödüllü kitaplar kulübü var. 2024 yılı boyunca bolca bir kalabalıklaştık orada, bolca okuyacağız. Bu kitabı aslında önümüzdeki ayın videosunda göstermek anlamlı olur ama işte bu ay başladım yaraladım diye bu ay içinde de okuduğum kitaplar arasında gibi göstereyim dedim. Aslında 2 Ocak Salı akşamı saat 20.00'da şey yapacağız, YouTube'dan canlı yayın açacağım ve bu kitap üzerine konuşacağız diğer okuyanlarla birlikte. Böyleydi Aralık ayı okumalarım. Tabii bunların arasında Türkçesi İngilizcesi de olan kitaplar var. Aslında 2 eksik gibi düşünün, 2.5 hatta. Çok bir şey okuyam, yani çok güzel şeyler okudum tabii ki ama çok böyle hani geçmiş aylara göre biraz daha az kitap okumuşum bu ay ama hepsinden çok memnunum. Çok güzel bir aydı bu anlamda. Neler izlediğime gelecek olursak, bu ay böyle biraz 2023 tamamlama ayıydı. O yüzden bolca eksik filmlerimi, eksik dizilerimi kapatmaya çalıştım. Mesela A Thousand and One, bu yılın en merak ettiğim filmlerinden biriydi. Amerikan Mom sinemasından çıkmış çok özel, çok güzel, çok incelikli bir film. Böyle izleyicilerine işte 80'li yılların sonuna, 90'lı yılların başlarına götürüyor New York'a. Hatta 90'lı yılların başlarında direkt açılıyor olması lazım. Böyle hayata tutunmaya çalışan bir kadın ve onun oğlu diyeyim, onun hikayesini anlatıyor ama fakat böyle bolca sürpriz içeren bir tavrı, tarzı var. Çok iyi çekilmiş, çok iyi yapılmış bir ilk film. Gerçekten oldukça etkilendim. Meg Ryan'ın oynayıp bir de yönetmenliğini de yaptığı What Happens Next miydi? Later, What Happens Later adlı bir romantik komedi izledim. David Duchovny ile ikisi başrolleri paylaşıyor. Bu çok old fashioned bir romantik komedi. Zaten Meg Ryan deyince de bu türe çok aşina oluyor herkes otomatik olarak. Kendisinin bir bu türe iade-i itibarı gibi. Böyle işte yıllar önce birlikte olmuş bir çiftin işte neredeyse işte 10 yıl, 15 yıl sonra bir havaalanında kaçırdıkları uçakla, yani bir türlü tipi tufan döndüğü için erişemedikleri uçaklar sırasında geçmişe dönüp bir hesaplaşmasını anlatıyor. Yani hiçbir önemi olmayan bir film. İzlemezseniz hiçbir şey kaçırmazsınız ama tatlı bir seyir tecrübesi sunuyor yine. Leave the World Behind, Dünyayı Ardında Bırak adlı Sam Esmail filmini izledim. Benim çok sevdiğim bir yönetmen ve yazar kendisi. Özellikle yine Julia Roberts'ı başrole taşıdığı Homecoming adlı dizisini çok sevmiştim. Bir Amazon Prime dizisi. Ona da ilk sezonunu özellikle bir bakmanızı öneririm. İnanılmaz nefis bir reji ve iyi bir dizi bence. Leave the World Behind da aslında bir dünyanın sonu, bir felaket atmosferine bizi sokuyor ama böyle dijital felaket işte nasıl gelecek, insanlığın sonu bu yaşadığımız dünyada nasıl olabilir, bunu tahayyül etmeye çalışan bir film. Ve tam da bunları düşünme egzersizi gibi bir film. O yüzden böyle finaliyle ilgili çok tatmin olamayanlar olmuş. Ben mesela finalini oldukça sevdim. İnsanın böyle kendi güvenli alanını bulması ve orada kalabilmesi ve bütün hayat tecrübesi de zaten böyle bir şey değil mi diyen bir film. Tatlıydı ama yani biraz sığ ve böyle ele aldığı potansiyeli tam anlamıyla karşılayamayan bir tarafı vardı. Biraz böyle Netflix algoritmasına uygun şekilde 5 dakikada bir çok şaşırtıcı bir görüntü ya da olay olsun matematiğini takip etmeseydi belki daha iyi bir film olabilirdi diye düşünüyorum.
Ve herhangi bir matematik takip etmek demişken Saltburn'u izledim bu ay. Saltburn'u inanılmaz bir saçmalık gerçekten. Emerald Fennell ilk filmi Promising Young Woman'la benim bayağı sevdiğim bir yazar ve yönetmen oldu aslında. Çok sevimli bir kadın bence. Çok da iyi filmler çekecek bence. Saltburn'da aslında biraz görsel egzersizleri ve yarattığı görsel atmosfer üzerine biraz kurulu ve işitsel atmosfer üzerine kurulu bir film ama senaryosu bir hayli sığ ve biraz anlamsız geldi bana. Yetenekli Bay Ripley esinlenmiş Patricia Highsmith'in bu filmde kendisi. Ve Barry Keoghan ve Jacob Elordi'yi böyle bir aşk sarmalı, tutku ve saplantı sarmalına sokuyor. Bir sürü tanıdık yüz sevdiğimiz oyuncu barındıran çok güzel görüntüler ve müziklerle birlikte bayağı sığ bir hikaye içinde. Fakat sürekli bir wow anı yaşadığımız, böyle sürekli bir sarsıldığımız garip anlar ve garip sahnelerle dolu. Tuhaf bir filmdi. Yani bu kadar seyir zevki yüksek olup, yani bu kadar eğlenerek izledim ama bu kadar da karşımdaki için utandığım çok az film olmuştu. Bu anlamda ilginç bir film gerçekten. Aniden bu ay izlediğim bir yerli yapım Melisa Önel'in Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı ve kendisinin yönettiği Defne Kayalar'ın, Öner Erkan'ın, işte Şerif Eroğlu'nun başrollerini paylaştığı, yılın en sevdiğim filmler listesinde de adını geçirdiğim nefis bir film bu. Hala gösterimde, lütfen vizyondayken yakalayın. Yerli sinemamızda böyle eşine az rastlanır büyüklükte bir film bence. Beni kişisel yerlerden de çok etkiledi, bilmiyorum sizi o kadar etkiler mi bilmiyorum. Ama ben bayıldım bu filme. Theater Camp izledim bir de. Bu da Disney Plus'ta var şu aralar. Çok eğlenceli bir böyle tiyatro kampında geçiyor. Çocukların olduğu bir tiyatro kampı ve onun işte mürettebat öğretmenleri, işte o müdürü, işte yoğun bakımda bir müdüresi arasında geçen çok tatlı, çok eğlenceli, çok komik bir sahte belgesel numarası yapan komedi filmi. Büyük bir zevkle izledim. Çok ciddiye alınmayarak izlendiğinde çok büyük keyif veren bir film. Senaryosu da çok tatlı. İşte sevdiğimiz oyuncular var yine içinde. Nefisti. No Hard Feelings izledim bir de. Bu yılın başlarında yayınlanmış bir filmdi ama bir türlü izleyememiştim. Jennifer Lawrence'ı başrole taşıyan bir film ve onun yapımcılığını da üstlendiği bir komedi projesi. Bir çeşit eğreti gelin hikayesi aslında. Bunun böyle günümüz Amerika şartlarında biraz böyle seçkinleşme meselesine giriyor aslında. İlginç bir yerden başlıyor. Amerika'da böyle lokal yerlerdeki yerleşik halkın bazı seçkin tayfanın oraya dadanmasıyla işte nasıl evlerinden edildiği, aslında küçük paralarla orada idame ettirilen hayatların nasıl söndürüldüğü gibi bir yerden çıkış noktası olan ama saçma sapan sularda yüzen bir film. Bir şekilde çalışmıyor bu film. Yani bir kimyasını tutmayan bir şey var. Yoksa gayet eğlenceli sahnelerle dolu komik bir film ama yani bir şey çalışmadı bu filmde bende. Ne olduğunu bilmiyorum. Sinema tarafı aşağı yukarı böyleydi. Unuttuğum şeyler olabilir yine. Dizi tarafında ise Fellow Travelers'ı bitirdim bu ay. Çok çok iyi bir dizi gerçekten. Carol and the End of the World bir Netflix dizisi olarak ayın son günlerine yetişti ve benim bayıldığım işlerden biri oldu. Gerçekten çok çok iyi bir dizi. 10 bölümlük bir animasyon ve Rick and Morty'nin yaratıcılarından yine bir dünyanın sonu hikayesi, bir felaket senaryosu üzerinden başlıyor. Distopik bir atmosfer bizi karşılıyor. Dünyanın bitmesine işte 7,5 ay kala bir yerde Carol adlı orta yaşlı bir kadının işte reddi üzerine kurulu bir hikaye anlatıyor. Çok severek izledim. Scavenger's Reign bu ay izlediğim bir başka animasyon dizisiydi. HBO Max yapımı inanılmaz bir dizi. 12 bölümden oluşan çok görsel ve işitsel anlamda inanılmaz yaratıcı, müthiş tasarımların, müthiş karakterlerin yer aldığı çok etkileyici bir dizi. Herkese göre değil ama insanın vahşiliği, parçalayıcılığı üzerine yani en iyi anlatılardan biri son yıllarda televizyona yapılmış olan. Bu da böyle önerimdir. Yani bir bakmanızı öneririm gerçekten. Böyleydi benim. Aralık ayım yılın da son ayıydı. Böylelikle kapatmış olduk bir yılı. Zaten yıl sonu videoları geliyor. Kanalda takip ediyorsunuzdur diye umuyorum. İşte yılın filmleri, dizileri, kitaplarından bahsediyorum. Bir de yılın tabii ki okuduğum tüm kitaplarına ait tek başına bir video gelecek. Ama benim için hiç de fena olmayan Aralık ayını böyle tamamladık. Aralık ayının ortasına tabii ki başka şeyler de düştü benim için kişisel hayatımda önemli olan. O yüzden de sonsuza kadar hep böyle güzel hatırlayacağım bence bir ay oldu ya da olacak. Tüm dünyanın kaosu ve kötülüğünün yanında tabii ki. Böyleydi. Sizin Aralık ayınız nasıl geçti? Neler okudunuz, neler izlediniz, neler dinlediniz, ne yaptınız, ne ettiniz? Bunlar arasında ilginizi çekenler var mı? Yorumlarda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi yıllar.